Ülkenin imtihanlardan geçtiği zor günlerdi. İstiklal mahkemelerinin kapatıldığı, onurlu ve dik duruşun modernleşmeyi kıyafette değil, bilimde, fende gören aydınların ucuz bahanelerle ölümlerinin acı yaslarının ağıtlarının hala yurdun ıssız köşelerinde yankılandığı günlerdeydi. Erzurum'dan Çorum'a göç eden muhacir bir ailenin çocuğuydu. Demircilik yapan babası, zihninin bir köşesini evden gelecek habere ayırmış, heyecanını örtercesine dövdüğü demire ara verdirmişti. Eşinin ağırlaştığı haberi, ondan önce doğan abisi küçük yaşta ölünce, bozkırın olmasıydı erkek evlat. Mutlu haber, belki ona bir evlat erkek, bir evlattı ama aslında yıllar sonra ilmin, anlayışın bir mimarının bizler adına küçük kutlamasıydı Nurettin'in kucaklaşması. Yıllar çabuk geçmişti. Küçük Hayrettin 8 yaşındaydı. Mahallenin delisi Deli Fidan onlarla oynardı ama bazen oyun bozanlık yapar, ortalardan kaybolurdu. Kimsesiz Deli Fidan bir harabede yaşıyordu. Kimseler o harabelere gitmeye cesaret gösteremezken, Küçük Hayrettin annesine hazırlattığı yemeği gecenin yırtıcı sessizliğine aldırış etmeden cesaretinin küçüklüğünden aldığını, korkusuzluğun zalimin karşısında susmanın doğruları söylemenin minik antrenmanlarıydı adeta. Neden bir insan böyle harabede yaşardı ki? Minik beyni bu sorulara cevap aramaya, çözüm aramaya küçük yaşlarda başlamıştı. Nerede anası, nerede babası? Deli Fidan kimdi? Hastaydı. Yareni yoktu. Günlerdir yediği lokma onun elinden akmıştı. Yağmura hasret Sahra Vadisi'ne benzeyen Deli Fidan'ın kuru boğazından. Hasta Deli Fidan'a yemek yedirmiş, ondan tiksinmemiş, harabeden korkmamış, midesi bulanmamış, iğrenmemişti. Annesine anlatırken bunları Deli Fidan'ın halini kavramaya çalışıyordu. Annesinden almaya çalışıyordu biçareliğin tanımını. Düşünmek, tahlil etmek belli ki ona küçüklüğünden kalmaydı. Düşene, yardıma muhtaca, yoksula aba olmak yüce yaradanın ona Rahman sıfatından bir ilhamdı belki de. Küçük Hayrettin, güçlü iradesini kullanmaya 8 yaşlarında başlamıştı. Amcasının oğlunun kiraladığı bisikletle
ilk turunu atarken ileride affedip yakın arkadaşının ona yaptığı hareket canı yanmış yaralanmıştı. Ama bu sorun olmamalıydı. Affetmeliydi. Bozkır'ın acımasızlığına, affediciliğin erdemine sanki onu biraz daha yaklaştıracaktı. Ama bu iki aileyi birbirine düşürmemeliydi. Amcasının oğlunun hiddeti, elinden tutup sürüklemesi, babasının karşılıksız kalamaz inadı, onu düşüren çocuğun ailesine saldığı korku dinmeliydi. Hepsi ona bir inayetti belki de. Affedici Allah'ın kullarıyız biz. Çorum akşamlarının vazgeçilmezidir. Diğer Anadolu şehirleri gibi cenknameler okumak. Çok tesiri vardır Hayrettin'in üzerinde. Uykusuzluk gözlerine çökse de o hikayeleri dinlemek isterdi hep. Yine bir akşam cenkname okunacaktı konakta. Fakat o da ne? Cenkname amcası gilde kalmıştı. Dedesi sırtını sıvazlayarak Hayrettin'e "Benim aslan torunum, 2 dakikada kapıp getiriverir hemen." Bunu duyan Hayrettin hemen fırlamıştı bile. Ama amcasının evine giden yol mezarlığın önünden geçmektedir. Bir an duraksayacaktı ama aklına dedesinin sözü geldi. Aslan torunum. Hayrettin Karaman yola çıkmıştır bir kere. Mezarlığın oradan korkulu bir şekilde geçerek eve ulaşır. Kapıyı çalar ve o sırada korkudan sık sık arkasına dönüp bakar. Ve amcası kapıyı açar. Küçük Hayrettin soluk soluğadır. Cesur da olsa daha o küçüktür ve çocuktur. Hayrettin'in amcası alır gelir kitabı Hayrettin'e verir. Cenkname'yi alarak hızla uzaklaşması zalimin karşısında cesaretini asla kaybetmeyeceğinin izlerini taşır o günlerden. O gece Hayrettin de artık cenkname kahramanlarından biridir sanki. Fakat minik bedenine ağır gelmiştir bu koşuşturmaca. Anlam veremez bazı şeylere Hayrettin. Dedesi ağlayarak dinler, nenesi ağlayarak dinler Türkçe ezanı. Erkeklerin zorla yuvalarından koparıldıkları imece günlerinde aslında hep bu boyun eğmeden olmasın da acep. Dile kolay. Onun doğduğu günlerde başlayan bu hasret, Muhammed Aleyhisselam'ın bildirisi Bilal-i Habeşi'nin hürmetli gırtlağından dökülen bu asude ezanın susmasından olmasın mıydı? Tanrı oludur, Tanrı bulutlar oludur. Çökmüş memleketimin üstüne kara bulutlar. Tanrı yüreğinde insafa yer bırakmayanların Tanrı gölgelerinden mamur. Her gün 5 defa iman dolu kalplere zulüm yağdıran acımayan bulutlar. Gözlere hüzün şırınga eden, şüphesiz kulaklara kapanın diye emreden. Rabbim, ey yüce Allah'ım, sana kıymet verenlerin, yoluna adananların hürmetine bizlere o günleri bir daha göster. Haydi namaza.
başka yoktur. Kur'an-ı Kerim gizli gizli okunur bahçelerde, ağaç diplerinde saklanırdı o zamanlar. Zulüm bununla bitmez, kesilmez sancıların ardı arkası. Bir gün babasıyla giderken annesinin arkadaşı, hanım hoca ve talebeleri askerlerin kollarında ardı sıra götürülürler. Sorar küçük Hayrettin: "Baba, hanım hocayı nereye götürüyorlar karakola evlat?" "Peki ama neden baba?" "Suç aleti kullandıkları için oğul." "Suç aleti mi? O da ne ki baba?" "Kur'an-ı Kerim oğul, Kur'an-ı Kerim." Hayrettin ilkokulu bitirmiştir. Babası onu yanına işe almayı istese de Hayrettin ortaokulu okumak konusunda ısrarı netice vermiştir. Fakat Hayrettin bir arkadaşının hatasına sessiz kalamamış, öğretmeni ile yaşadığı problem sebebiyle sınıf tekrarı yapmıştır. Bunu ailesiyle paylaşmayacağına olan inancı onun Kırıkkale'deki akrabalarının yanına tek başına gitmeyi zorunlu kılmıştı. Evet, babası da olsa kula acziyete o günden razı değildi. Kırıkkale'ye akrabalarının yanına ailesinden habersiz bir şekilde giden Hayrettin, akrabalarının babasına haber göndermesiyle babası tarafından hemen geri evine getirilmişti. Ortaokulu bitiren Hayrettin kararsızlıklar içerisindedir. Babasının onu bir terziye yerleştirmek istemesi, fakat terzi çırağının daha ilk günden ona zıt tavırları sebebiyle aynı günlerde son bulacaktı. Askere gitmeye karar verir. Fakat yaşı küçüktür. Askere gidebilmesi için yaşını büyütmesi lazımdır. Kendisi mahkemenin yolunu tutar. Uzun uğraşları netice verir. O yaşlardaki bir delikanlının bu iradesi hakimin çok hoşuna gider. Ve 2 yaş büyür bir günde Hayrettin. Artık askere gitmenin hesaplarını yapar. O gün asla gitmez genç Hayrettin'in aklından. Ezan artık Arapça aslı gibi okunmaktadır. O ne güzel bir gün, ne şanlı bir gündür. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İlk gün Çorumlular bayram havasındadır sanki. Okunan Arapça ezanla imanlarına tahakküm eden kara bulutlar aralanıyor, yerini iman güneşinin özgürlüğüne bırakıyordu sanki. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Bu ezan sadece bir ezan değildi Hayrettin'in gözünde. Bu topraklarda bu ezanlar susmasın diye canını hiçe sayan, şanını şehadette görenlerin ruhları şad oluyordu adeta. Ezanlar okunurken aklı Akif'in şu şiirine kayıp gidiyordu: "Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. İnsanların minarelerden hiç duymadığı ezan, insanların bayram havasında birbirlerine sarılarak kutladıkları ezan, onu çok ama çok etkiler. Bunlarla geçerken vakti, bir gün ninesinin evde artık rahat rahat okuduğu Kur'an dikkatini çeker. Çünkü kısa zamanı öncesine kadar gündüz vakitleri sesli olarak evlerde Kur'an-ı Kerim okunmazdı ki. Ninesinin yan odadaki Kur'an'la koşar hemen ve okumak, öğrenmek istediğini söyler. Ve ninesi ilk hocasıdır artık. Küçüklüğünden bu yana dinlediği, arkası yarınlar tadında cenknamelerdeki hikayeler, belki de tüm bilgi ekseninin yörüngesinde dönen tek fikir yumağıydı. Ama hep bir hoca okur, o dinlerdi. O da okumalıydı. Kendi kendine okumalıydı. Kendi işini kendi yapmalıydı. Nesi eksikti ki? Bu durum onun canını sıkmaya yetiyordu. Başkasının okuyup anlatmasına ne gerek vardı ki? Allah ona bu zekayı vermişti. O okumalı, anlamalı, o anlatmalıydı. Bunları öğrenmek için bir yol olmalıydı. Bir yol bulmalıydı. O günlerde tellallar Çorum'un sokaklarını inletiyorlardı. İlan olunur, ilan olunur ey ahali, İmam Hatip mektepleri açılmıştır. Gazetelerin kör, radyoların sağır oldukları bir konuda müftüler tellal tutup insanlara duyuruyorlardı İmam Hatip okullarının açıldığını. Sanki çoktu. Topu topu 4 tane. 4 İmam Hatip okulu vardı topu topuna. En yakın Konya'dakiydi Hayrettin'e. Babasını dedesinden aldığı güçle ikna etmek zorundaydı. Maceralarının tahammül sınırını zorladığına inanan babası, erkek çocuğunun sanatının varisi olması niyetinde olduğundan pek gönüllü değildi İmam Hatip'te okumasına. Ve Hayrettin'in İmam Hatip okumak için Konya'ya gitmesine. Ama ilmi dileyen Yüce Mevla zamanın anlayışına ışık tutacak kuluna kapıları açacaktı. Babasının gönlü yumuşadı ve kabul etti. Sığındı Allah'ın ilim sıfatına koşulsuz bir şekilde. Konya'ya elinde diplomasıyla çarçabuk gittiğinde okullar açılalı uzunca bir süre geçmişti. Okul müdürü okula almak istememişti Hayrettin'i. Defalarca gitti müdürün odasına. Hem de defalarca, defalarca. Netice alamayacağını anlayan Hayrettin, Milli Eğitim Bakanı'na telgraf çekti durumunu anlatan. Bakan, bizzat Hayrettin'in telgrafına cevap yazdırarak alınmasını istedi okula. Telgrafı çeken 17 yaşında İmam Hatip sırasında oturma gayretlisi bir genç, telgrafı yanıtlayan koca ülkenin Milli Eğitim Bakanı. Bir sabah kaldığı pansiyonda buldular. Gelen ulak, müdürün onu acil çağırdığını söylüyordu. Hayrettin elinde kağıtlarıyla tekrar geldi müdürün huzuruna ve okula başladı.
sene sonuna doğru ortaokuldan gelen dosyası onun için her şeyin tekrar sıfırlanacağını söylüyordu. Çünkü yaşını büyüttüğü abisinden kalan kimlik, Alaaddin Karaman, okuduğu ortaokulun diplomasındaki Hayrettin Karaman. Müdür bunu görünce çılgına dönmüş, hemen Hayrettin'i odasına çağırıp sonra da onu İmam Hatip'ten atmıştı. Çaresiz Hayrettin dedesinde buldu çareyi. Muzaffer dede hemen Konya'ya geldi. Hemen bir çözüm düşünüldü. Hayrettin sene sonu gelmeden İmam Hatip'e yeniden kaydoldu. Yeni mezun gibi, diğer diploması var gibi. Hemen ortaokul fark derslerini vererek yeniden yaşı küçük yazılmış olan bir diploma daha aldı ve Eylül ayında bütün lise birinci sınıfın derslerini bütünlemede verdi. Artık her şey ilahi adaletin tecellisinden ibaretti. Oturmak için 2 yıl uğraştığı İmam Hatip sırası onundu. Teşekkür ve geçtiğine dair belgeleri müdüre götürdü. Müdür bu olanlara şaşkın ve hala biraz kızgındı. Ama sene başlamış, öğretmenleri ve sırası artık onu bekliyordu. Müfettiş sanmıştı onu arkadaşları ilk sınıfa girdiğinde. Ayağa kalkmışlardı. O ise kalbindeki huzurun derin tebessümünde, daha genç yaşlarında, gözlerindeki ferasetle geleceğimize ışık tutuyordu. Hem de ta o zamandan. Halim sıfatına sığınarak Yüce Mevlana'm, denin hayırlısı olmak üzere, Hayruddin olmak üzere.